Dördüncü ders. İdgam konuları. 1. Bu dersimizde idgam konularından gunnesiz ve gunneli idgam konuları ve şeddeli mim ve nun harfinin okunuşunu öğreneceğiz. İdgam, katmak ve karıştırmak demektir. Okurken bazı harfler kendisinden sonraki harfe katılırlar ve onların sesiyle okunurlar. Bunu okuyuş dört şekilde ortaya çıkar. 1. İdgamı bila gunne. Gunnesiz olarak yapılan idgam. 2. İdgamı meal gunne. Gunne ile yapılan idgam. 3. İdgamı mütecaniseyn. Cinsleri aynı olan harflerin birbirine katılmasıdır. 4. İdgamı mütekaribeyn. Okunuşları birbirine yakın olan harflerin birbirine katılarak okunmasıdır. İdgamı bila gunne. Gunnesiz idgam. Tenmin veya sakin nundan sonra lam ve ra harfleri gelirse gunnesiz olmak üzere idgam yapılır. Gunne, genizden gelen sese denir. Bu idgamın yapılışı şu şekildedir. Sakin nun ya da tenvinden sonra lam harfi geldiğinde nun sesi lam harfine katılarak okunur. Ra harfi geldiğinde ise nun sesi ra harfine katılarak okunur. Ancak gunne yapılmaz. Hayrun lekum faqi'un levnuha feveylun lillezine lera'ufur rahim gafurur rahim. ونادى نوح ربه. İdgamı meal gunne. Gunneli idgam. Tenvin veya sakin nundan sonra mim, nun, vav ve ye harflerinden birisi gelirse gunneli idgam yapılır. İdgam yapılması için bu harflerle sakin nun ayrı ayrı kelimelerde olmalıdırlar. Tenvin ve sakin nunun sesi genizde biraz tutulur, sonra da bu harflerle başlayan kelime okunur. Fadlen min Allah ahden nebezehu min veliyyin ve men ya'mel min mislihi deynin ve lehunne. Şeddeli nun ve mim. Mim ve nun harfleri şeddeli olurlarsa gunneli okunurlar. Üzerlerinde bir elif miktarı durulur. İnnellezîne inneke ente ashabun nâr imma ye'tiyennekum lemmâ semi'û felem مَا أَضَاءَتْ صُمٌّ بُكْمٌ مِمَّا نَزَّلْنَا ثُمَّ يُمِيتُكُمْ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ ماء
ماءً فأخرج به من الثمرات فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. Bu dersimiz burada sona erdi. Bir sonraki dersimizde idgam konularından idgam-ı mütecanisein ve idgam-ı mütekaribein konularını öğreneceğiz. Başarılar dileriz.